Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salat ve ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, 19 Ramazandayız ve Hicret'in 8. yılına uzanacağız bugün. 8. yıl o büyük fetihin, insanlık tarihinin en büyük adımının, en önemli sayfalarından biri olan o güzel kuşatmanın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve 10 bin sahabi efendilerimizin birçoklarının baba ocağı olan doğup büyüdüğü toprakları olan ama hepsi için kutsal olan Kabe'nin bulunduğu yerin fethine doğru uzanmış olacağız ve bugün o fethin farklı birkaç sayfasını beraberce anlamaya çalışacağız. Hatırlarsanız geçmiş derslerde söyledik Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 10 Ramazan çarşamba günü ikindi namazından sonra fetih için Mekke'den, Medine'den çıktı. Önce Zulhuleyfe'ye oradan da artık seferini devam ettirdi. 9 günlük her adımında bambaşka hatıraların olduğu, bambaşka hadiselerin olduğu, elbette ki bambaşka mesajların olduğu bir yolculuk oldu o yolculuk ve bir Ramazan ayı içerisinde oldu. Gerçekten oranın... Bütün sayfalarını böyle irdelesek, tek tek incelesek birçok şey söyleyebiliriz ama biz her gün bir sayfayı incelemeye çalıştığımız için orayı artık sizlere havale etmiş oluyoruz. Bugün biraz olsun fethi anlayacağız ancak Mekke fethi der demez, aklımızda neler belirlenmeli ona ait bazı şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Mek Mekke fethi insanlık tarihinin en kansız fethidir. Bunu bir kere bilelim. Elbet birkaç yerde çatışma oldu. Biraz sonra kısmen değineceğiz. Halid bin Velid'in özellikle girdiği yerde bazı şeyler oldu ama netice itibariyle Mekke gibi bir şehri özellikle 21 yıl boyunca İslam'a ve nübüvvetin mesajlarına karşı olan bir şehri düşündüğünüzde olan biteni alt alta koyduğunuzda insanlık tarihinin en kansız fethiyle karşı karşıya olduğunuzu görürsünüz. İkincisi Mekke fethi yıllarca İslam'a düşmanlık yapan nice insanın gönüllerinin fethedildiği bir fetihtir. Düşünebiliyor musunuz bir şehir fethedilecek ama sadece fethedilen şey o topraklar olmayacak. Aslında topraktan önce gönüller fethedilecek, toprakla birlikte gönüller fethedilecek. Toprak fethedildikten sonra gönüller, fethedi, gönüller fethedilecek. Çünkü Allah Resulü'nün ortaya koyduğu o fetih anlayışı nice nice insanın İslam'la arasındaki engellerin kaldırılmasına vesile olacak. Üçüncüsü Mekke fethi tevhidin sembolü olan Kabe'nin özgürlüğe kavuştuğu bir fetihtir. O Kabe ki Adem aleyhisselamla yaşıt bir yapı biliyorsunuz. Hazreti İbrahim'le beraber farklı bir noktaya geldi ve o günlerde tevhid üzere tekrardan temelleri İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'la beraber yoğruldu. Ama o günden sonra sapmalar oldu. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e geldiğinde de o tevhidin binası şirk tarafından işgal edilmişti. Ama fetihle birlikte yeniden tevhide kavuştu. Tevhidin sembolü olan ezana kavuştu ve o günden bugüne inşallah bugünden de son güne kadar bu hali devam edecek. Bakın dördüncüsü çok önemli bir noktayı burada nazarlara vereceğiz. Mekke fethi sadece dışarıdaki putların değil gönüllerdeki put sevgisinin yıkıldığı bir fetihtir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 360 tane put vardı Kabe'nin içinde ve çevresinde. Onları yıkarken sevgileri bırakmadı o muhatapların kalbinde. Aslında önce kalplerinde olan o sevgiler yıkıldı. Onun arkasından da dışarıdaki o putlar yıkılmış oldu. Sonuncusu da şu burası çok çok önemli. Mekke fethi fetihlerin nasıl İslam fethi olacağını gösteren bir fetihtir. Bir fetih nasıl İslam fethi olur? Mesela orayı fetheden diyelim ki bir beldeyi sakallı olsalar, şalvarlı olsalar işte ellerinde kelime tevhid bayrakları olsa girdikleri zaman la ilahe illallah deseler Allahu Ekber deseler işte fethettikleri zaman hemen anında şeriat ilan ettiklerini iddia etseler ve bir sürü şey işte aklınıza gelen yüzeysel görünen şekle ait olan şeyler bunların olması o fethin İslam fethi olduğunu ortaya koyar mı? Sadece bunlardan ibaret değildir ve bunlarla sınırlı tutulursa iş İslam fethi olarak değerlendirilmez. Bakın eğer bir fetih İslam fetihi olup olmadığını anlayabileceğimiz bazı kriterleri ölçüleri buradan çıkarabiliyoruz. Bir fetihte zafer asla şahıslara bağlanmayıp Allah'ın ikramı olarak görülüyorsa, toprak fetinden önce gönüllerin fethi varsa, şahsi hiçbir intikam hesabına girilmiyorsa, emanet, ehliyet, liyakat ve adalet en üst düzeyde tesis ediliyorsa ecir ve mükafat sadece ve sadece Allah'tan bekleniyorsa o feti İslam fetidir. Ne olur dikkat edelim bunlara. Zafer asla şahıslara bağlanmayıp Allah'ın ikramı olarak görülüyorsa filanca olduğu için zafer oldu. Bunu dediğin anda o feti İslam fetinden çıktı. Filancanın hürmetine biz kazandık filancanın vesilesiyle biz kazandık bunu dediğin anda o fethi İslam fethi olmaktan çıkıyor filanca falanca ile mesele değil zaferi veren Allah'tır eğer siz zaferi Allah'tan başka birine bağlarsanız o İslam fethi olma özelliğini kaybediyor toprak fethinden önce gönüllerin fethi varsa hiçbir şahsi intikama girilmiyorsa 21 yıl Allah Resulü neler çekti Allah aşkına biraz siyeri biliyorsanız hemen hatırlayacaksanız ve girdiği anda hiçbir şahsi hesaba girmedi. Ha şimdi siz görürsünüz dün bana bunu yapmıştınız önceki gün bunu yapmıştınız falanca zaman şöyle davranmıştınız filanca zaman böyle yazmıştınız filanca zaman şöyle çizmiştiniz bunların hiçbirisi yok hiçbir şahsi hesap yok. Emanet, ehliyet, liyakat ve adalet en üst düzeyde işletiliyorsa ecir ve mükafat da sadece ve sadece Allah'tan bekleniyorsa o fethi İslam fethidir. Ve o fethe benzeyen her fethi aslında Mekke'nin fethidir. Şehrin adı ne olursa olsun çünkü o fethi Mekke fethine benziyor. Öyle olduğu için o şehir aslında Mekke'nin fethine benzer bir fetihle fethedildiğinden dolayı orası İslam fethiyle fethedilmiş bir toprak bir coğrafya olarak kabul edilir. Mekke fethi böyle bir fetihti İnanın ki bu fetihten alınacak çok ama çok büyük dersler var. İnsanlık tarihi içerisinde biz bu sayfayı, bu anları çok özel bir yer olarak kabul edip özel olarak da incelemek durumundayız. Bunu yaptığımız zaman da zaten oradan çok ciddi mesajlar alacağımız muhakkaktır. Şimdi benim güzel kardeşlerim. 19 Ramazan Hicri 8'e bir daha gidelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu günün gecesinde Me'eruz Zehran denilen Mekke'ye çok yakın bir yer ve bir ordugah olarak kullanılan yerde geceledi. Geceleyin herkese bir ateş yaktırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Bir anda 10 bin ateş. Ne var ne yok çevrede oraya kadar gelene kadar Mekke'nin ruhu duymamış o 10 bin insanı. Allah Resulü çünkü gizli tutuyordu. Ne kadar bu noktada tedbir aldığını geçmiş derslerde de biraz olsun değinmiş olduk. Ama Ebu Sufyan ama Mekke'nin ileri gelenleri Şüpheleniyorlar bir şeyler var diye ve şehrin dışına çıktıklarında o ışıkları görünce zaten anlıyorlar ki Müslümanlar buraya kadar gelmiş. O anda da Müslümanlar tarafından tutuklanıyorlar. Hazreti Abbas da zaten eman veriyor onu himayesinin altına alıyor. Allah Resulü'nün huzuruna götürülüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzurunda epey uzun konuşmalar var oralara girmeyelim çünkü bir gün öncesindeki hadisedir o. Netice itibariyle Efendimiz Hazreti Abbas'a emanet ediyor Ebu Sufyan'ı. Yarın sabah yani 19 Ramazan'da ordular falanca vadiden geçecekler. O vadinin şu mıntıkası dar bir geçittir. O geçite götür diyor Ebu Sufyan'ı. Oradan bizim geçişimizi izlesin. İslam'ın geldiği noktayı görsün ki oradan zihin dünyasına oturmayan bazı şeyler otursun kalbinin üzerindeki perdeler de kalksın diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Efendimiz istiyor ki Ebu Sufyan'ı kazansın. Ebu Sufyan çok akıllı birisi gerçekten çok farklı hizmetleri olur İslam'a girdikten sonraki zaten görüyoruz sonrasındaki süreci. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bütün bunları bildiği için Ebu Sufyan'ı tam anlamıyla kazanabilmek için her türlü vesileyi bu noktada zorluyor. Hazreti Abbas denileni yapıyor alıyor götürüyor o vadinin çok böyle dar bir noktasına ve ordular oradan geçit töreni yaparcasına geçiyorlar. Arap kabileleri geçiyor, Ensar'ın kabileleri geçiyor. Farklı farklı hiç böyle Ebu Sufyan'ın hayal edemeyeceği insanlar o ordunun içerisinde ve Müslüman. Ebu Sufyan onları gördükçe şaşırıyor zaten. Kureyş'le asla bir noktaya gelemeyecek olan bu kabileler nasıl oldu da Muhammed'e inandılar? Nasıl oldu da onun getirdiği dini kabul ettiler diye iç dünyasında meseleyi anlamaya çalışıyor. En son Hazreti Abbas'a şöyle bir söz söylemek durumunda kalıyor. Ey Ebul, Ebul Fadl diyor Fadl'ın babası onun künyesi. Kardeşinin oğlunun saltanatı ne kadar büyümüş. Bu söze karşı Hazreti Hamza Abbas'ın verdiği cevaba, cevaba dikkat edin. O bir saltanat değildir Ebu Sufyan sus öyle deme. O bir nübüvettir peygamberliktir. Saltanat ile imamet arasında saltanat ile nübüvvet arasında farkı çok anlamış birisinin bir tepkisidir bu. Bu tepki öylesine bir tepki değil. Sakın öyle söyleme peygamberlik saltanatla dünyevi anlamda gücü mülkü eline geçiren krallarla padişahlarla alakası yok bu bir Allah'ın ikramıdır diyerek aslında onun zihin dünyasındaki fırtınaları dindirme adına Hazreti Abbas orada bir şey söyler. Şimdi o anda ordular geçiyor ya sıra ensara geldi. Ensar geçerken Ensar'ın başında olan isim Sad bin Ubade. Sad bin Ubade orada Ebu Sufyan'ı görüyor. Ebu Sufyan'a hitaben diyor ki ey Ebu Sufyan bugün en büyük harp günüdür. Bugün Kabe'de kan dökmenin helal kılındığı bir gündür. Allah bugün Kureyş müşriklerini hor ve hakir kılacaktır. Ebu Sufyan bu sözden çok çok farklı bir biçimde rahatsız olur ve rencide olur. Ama bir şey söylemez onlara. Herkes geçer artık sıra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelir. Efendimiz de Zübeyir bin Avvam'ın elindeki sancak olduğu bir halde o sancağın hemen yanı başından geçit adına geçme noktasında adımlarını atarken Ebu Sufyan orada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme seslenir. ki ya Resulallah Biraz önce Sad bin Ubade'nin bana ne söylediğini işittim mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işitmemiştir. Hayırdır ne söyledi ki o? Ebu Sufyan da şöyle şöyle söyledi diyerek Sad bin Ubade'nin sözlerini söyler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sad bin Ubade'nin söylediği sözlerden rahatsız olur. Sad yanlış söylemiştir. Bugün Allah'ın ezan sesleriyle Kabe'nin şanını yücelteceği gündür. Bugün Kabe'nin tevhid örtüsüyle örtüneceği bir gündür. Bugün harp günü değil bugün aslında barış günüdür. Allah Resulü fetih anlayışını ortaya koyuyor. Sahabi olsa Sad bin Ubade gibi Ensar'ın ulularından biri olsa yanlış bir söz söylemişse benim arkadaşım diye Efendimiz o sözü tevil etmiyor. Hayır diyor Sad yanlış söyledi doğrusu bu diyor. Ebu Sufyan iyice emin olmak için diyor ki ya Resulallah Allah aşkına kavmini bağışla. Sen bugün insanlara çok iyi davran. Sen insanların iyilerindensin, iyi huydusun, merhametlisin, akrabalık bağlarını gözetensin. Sen sakın ashabına bugün Kureyş'ten birilerini öldürmeyi emretme diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine orada diyor ki hayır ben böyle emretmedim. Bugün savaş günü değil merhamet günüdür. Bugün Yüce Allah'ın Kureyşleri İslamiyetle güçlendireceği ve üstünleştireceği bir gündür diyor. Ve böylelikle Ebu Sufyan'ı biraz olsun teskin etmek istiyor. İslam orduları böylece geçişi tamamlıyorlar ve Mekke'ye çok yakın bir nokta olan Zituva'da toplanıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oraya gelip toplanınca orada durdu ve ashabının tamamının gelmesini bekledi. O anlarda aleyhissalatü vesselamın efendimizin etrafında toplandılar. İnsanlar böyle farklı bir biçimde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında pervane oldular. Efendimiz aleyhissalatü vesselam zihni bir anda 8 yıl öncesine gitti. Mekke'den hangi şartlarda hicret edeceğine dair o zorlu günleri hatırladı. O zorlu günlerde Mekke'ye dönüp Sevr'in tepesinden ey Mekke, eğer kavmin beni sürüp çıkarmasaydı ben asla seni terk etmeyecektim. Ama şehirler içerisinde bana en sevgili olan sensin. Ben de bir gün yeniden sana döneceğim diyerek hasretini ve o gidiş meselesindeki o ruh halini ortaya koymuştu. İşte böyle bir anı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zihninde hatırladı ve şimdi 10 bin insanla Mekke'ye doğru girecek aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Şimdi o anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir ruh hali içerisinde ise bir anda Allah'a karşı derin bir tevazu, tevazuyla eğildi. Ne olur dikkat edin benim güzel kardeşlerim bu hallere. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir tevazu hali vardı ki o anda devesinin hörgücüne mübarek sakalı, çenesi, başı değecek kadar eğildi. Gözünde yaş, dilinde istiğfar oluştu ve orada Allah'tan aldığını, Allah'ın bir ikramı olduğunu o fetin andı ve iktidarın zirvesindeyken, gücün, mülkün zirvesindeyken Etrafında düşmanların zelil kılındığı bir anda iken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarını öteye çevirdi ve dedi ki hayat ancak ahiret hayatıdır. Dünyadan ahirete geçişin aslında bir işaretidir. Zirvedeyken zirvenin o getirdiği güce, mülke aldanmayıp yani burada o ifadeyi kullanmak çok hoş değil ama anlaşılsın diye söyleyeceğim gücün serhoşluğuna kapılmamak ayaklarının yerden kesilmemesi adına hayat bu hayat değil asıl hayat ahiret hayatıdır diyerek aslında kendisine bakan gözlerde bu işin ne olması gerektiğine dair bir mesaj veriyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu fetih meselesinde özellikle Efendimizin biraz sonra tam Mekke'ye girerken de bu halini göreceğiz. O haliyle aslında ciltler dolusu sözü söylüyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fethin Allah'ın bir ikramı olduğuna dair en güzel örnekliliğini kendi haliyle aleme koymuş oluyordu. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'ye girmek için hazırlanırken o anlarda Kureyş müşriklerinin bazı ileri gelenleri Safvan İbni Ümeyye gibi, İkrime İbni Ebi Cehil gibi, Süheyl İbni Amr gibi insanları Allah Resulüne karşı kışkırtıyorlar. Bu isimler sonra da Müslüman olacak biliyorsunuz. Mekke'ye girmesin Muhammed falanca yerden biz bir fusu kuralım onlara saldıralım böylelikle şunu yapalım bunu yapalım diye planlar kuruyorlar. Beni Bekir kabilesinden bazı işte adamları da yanlarına alıyorlar. Huzeylilerden alıyorlar. Allah Resulüne saldırmak Müslümanlara saldırmak için bazı şeyler yapıyorlar ve peygamberimizi Mekke'ye sokmayacaklarına dair yemin içiyorlar. Muhammed'i Mekke'ye asla sokmayacağız diyorlar ve Handeme tepesinde böyle bir plan yaparlarken aleyhissalatü vesselam Efendimiz aslında hiç düşünmüyordu ama onların bu planları kulağına gelince Efendimiz orduyu dört ana kola ayırdı. Bir kolun başına Zübeyir bin Avvam'ı koydu onu Mekke'nin özellikle öncü birliği olarak tayin etti sallallahu aleyhi ve sellem ve Zübeyir bin Avvam Kuda mevkiinden Mekke'ye girdi. Hacundan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisi girecek. Halid bin Velid sol birliklerin başında. Halid'in bulunduğu yerde bazı çatışmalar oldu ve orada kanlar döküldü. Ebu Ubeyde İbni Cerrahı zırhsız askerlerin başına kumandan olarak gönderdi. Onlar Mekke vadisinin ortasını tuttular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ilerleyen süreçte onunla birleşecek ve beraberce gireceklerdi. Böylelikle orduyu dört ana kola ayırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Tam böyle Mekke'ye yaklaştıkları bir anda Ebu Hureyre'ye ensar nerede diye sordu aleyhissalatü vesselam efendimiz. Yine vefa adına bir adım atacak sallallahu aleyhi ve sellem. Ensar geldi hemen hemen hem de koşarak geldiler. Aleyhissalatü vesselam efendimiz dedi ki siz benim yanımda duracaksınız. Orada ensarın içerisinde bir mahsuniyet vardı. Daha sonra bunu söyleyecekler zaten. Acaba Resulullah fetihten sonra burada kalır da bizimle beraber dönmez mi diye bir korkuları vardı. Efendimiz anlamıştı aslında onların üzerindeki havayı. Onun için Ensar'ı onure etme adına hemen onları yanları başına almışlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra bazı isimler arka arkaya saydı. Kaynaklarda bunların kaç isim olduğunu kimler olduğu konusunda bazı ihtilaflar var ama biz bütün rivayetleri topladığımızda 15 isim görüyoruz. Bu 15 ismi saydıktan sonra Efendimiz ne dedi biliyor musunuz? Kabe'nin örtüsüne sarıldıklarını gördüğünüz halde bile onları öldürün dedi. Ölüm fermanlarını çıkardı bu 15 ismin. Bu 15 ismin kimler olduğunu baktığınızda şahsi bir intikam yok. Her birisinin Müslümanlara, İslam davasına, bazılarının Kur'an'a çok farklı zararları olmuş. Yani yaptıkları gerçekten ölümü hak edecek bir ceza Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onun için bunların ölüm fermanlarını çıkarmış. Ama dikkat buyurun bu 15 isimden bir ya da iki tanesinin dışında geri kalan 13 tanesi yine affedilmiştir. Affın en üst düzeyde işletildiğini görüyoruz. Allah Resulü böyle bir şey söyledi. Sonra birisi mesela Abdullah İbni Ebi Serh mesela onu Hazreti Osman himayesini aldı. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam onu affetti. İkrime mesela o ölüm fermanı çıkarılanlardan bir tanesidir. Hanımı geldi onun için eman diledi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun için de eman verdi. Böyle yani o isimleri de hepsi o aftan istifade etti ve hepsi daha sonradan çok güzel Müslümanlar oldular. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz çarşamba cuma günü affedersiniz 19 Ramazan cuma günü başında siyah bir sarık 10 bin kişi ile Mekke'ye doğru giriyor. Bütün gözler aleyhissalatü vesselam Efendimizin üzerinde o gün Efendimizin siyah bir beyaz bir sancağı var elinde ana sancak o taşınıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ara ara fetih suresini sesli okuyor. Ara ara da Efendimiz istiğfarını dile getiriyor. Başı yine öne eğik bir vaziyette tevazu en üst düzeyde dilinde istiğfar zaferi galibiyeti fethi Allah'tan bilerek bu noktada bazı adımları atarak Kabe'ye doğru Mekke'ye doğru adım adım yaklaşıyor. Şöyle yolun gittiğini düşünün dümdüz gidecek Efendimiz dümdüz gittiği anda Kabe'ye ulaşmış olacak. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz o caddeyi de biliyoruz Mekke'den zaten girdiğinde o caddeden dümdüz ilerlerken Kabe'ye varacakken biraz caddeyi ilerledikten sonra Efendimiz yönünü bir anda sağ tarafa doğru kırıyor. Meraklı bakışlar onlar da Allah Resulü'nün arkasından hemen takip ediyorlar. Efendimiz nereye girecek diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hacı mıntıkasına gidiyor ve ilk ziyaret edeceği yer Hatice anamızın kabri oluyor. Bakın böyle bir ortamda Hatice Hatice diye inleyen bir peygamber var. Canlarımız onun yoluna kurban olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem var yok Hatice'sinin başına. Kabrinin orada oturuyor. Zaman zaman duygulanıyor. Zaman zaman bir sükunet hali oluyor. Epey bir zaman geçiyor orada. Sahabeden bazıları Üsame İbni Zeyd diğerleri Ya Resulallah Mekke'de nerede konaklayacaksınız kendi evinizde mi diye soruyorlar. Efendimizin babasından kalan bir evi var biliyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir söz söylüyor. Akil bize ev mi bıraktı? Akil Ali'nin abisi Ebu Talib'in oğlu Allah Resulü'ne ait olan bir evi satmış. Resulullah'tan habersiz hiç ona söylemeden satmış. Ama Efendimiz hiç o noktada böyle bir meseleye girmemiş. Hiç bunu da akilin yüzüne vuracak bir noktada bir şey söylememiş. Sadece burada söylüyor. Akil bize ev mi bıraktı diyor. Peki nerede ya Resulallah konu yıklayacaksınız? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sözü zayi etmiyor. Bakışlarıyla şöyle Hatice anamızın kabrinin üzerinde yoğunlaştırıyor bakışlarını. Sahabe anlıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken buralara yakın bir yerde konaklamayı arzuluyor. Ve bunun üzerine Hacun'da Cennetül Muallayı gören Hatice anamızın kabrini gören bir noktaya Allah Resulü'nün çadırı oraya kuruluyor ve Efendimiz Mekke fethi bitene kadar da o çadırda kalmış oluyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o çadırda biraz istirahat ediyor. O anda çıkarmış emirnameyi. Nedir? Üç şey söylüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kim kendi evine sığınır, kapıyı üzerine kapatırsa emniyettedir. Kim Ebu Sufyan'ın da evine sığınır, Ebu Sufyan'ın himayesine girerse emniyettedir. Kim de Kabe'ye sığınırsa emniyettedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin münadileri Mekke'nin sokaklarında bunları duyuruyor. Aslında buradaki söylenen sözlerde çok önemli mesajlar var. En önemli mesajlardan bir tanesi de Ebu Sufyan'ın edilmesidir. Zaten bunu Hazreti Abbas da istemiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bunu yerine getirmiştir. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz biraz orada istirahat ettikten sonra hemen en ünlü arkasını saran sahabi efendilerimizle beraber Kabe'ye doğru gidiyor. Binlerce insan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devesinin üzerinde yaya değil. Devesinin üzerinde yürüyor 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 Hacerül Esved'in yakınlarına bir yere gelince elindeki asa ile birlikte elini kaldırıyor havaya Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber diyerek Hacerül Esved'i selamlıyor. Onunla beraber ashab-ı kiram efendilerimiz de aynısını yapıyor. Ve Efendimiz başlıyor tavafa. Birinci şaft bitiyor yine Hacerül Esved'in önüne gelince aynı şekilde selam veriyor. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci biliyorsunuz bir tavaf yedi şaftır. Yedisinde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynısını yapıyor. O anlarda Efendimizin adaşı olan Muhammed İbni Meslem'e de Allah Resulü'nün devesi olan kusvanın yularını tutmuş. Efendimiz insanlar onu izledikleri için, onu gördükleri için öyle görünsün diye devesinin üzerinde tavafını yapmış. Tavafını bitirdiği anda devesinden aşağıya iniyor ve devesini Muhammed İbni Meslem'e Kabe'nin dışarısına bu şekliyle çıkarmış oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tavafını bitirdikten sonra makamı İbrahim'e varıyor. Orada iki rekat tavaf namazı kılıyor. Sonra zemzem kuyusunun başına geliyor. Eğer diyor bana uyulmayacak olsa yani insanlar da aynısını yapmak için birbirleriyle yarışmasalar. Abdülmuttalip oğullarının zemzem suyunu çekme hizmetine üşüşüp kendileri de bu hizmetten alıkonmamış olsaydı ben zemzem için kendime ait bir kova su çekerdim orada. Hazreti Abbas bunu duyunca hemen Resulullah için bir kova su oradan çekiyor. Birazını içtikten sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada hemen bir kenarda o zemzemle abdestini tazeliyor. Ondan sonra da aleyhissalatü vesselam Efendimiz Safa tepesine doğru yürüyor. Ama Kabe'yi gören bir yerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada biraz oturuyor, ellerini kaldırıyor, Allah'a hamdini ortaya koyuyor, dua dua ediyor gözyaşları içerisinde. Bir taraftan Kabe'ye bakarak, bir taraftan Mekke'deki o günleri düşünerek, bir taraftan şu anda elde edilen bu muhteşem zaferi düşünerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir halde Şimdi Efendimiz o Safa tepesinin üstünde otururken biri gözüne hemen ilişiyor. Fadale İbni Umeyr elleysi tanıyor Efendimiz bunu. Fadale garip garip hareketler yapıyor. Yaklaşmak istiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Maksadı ne? Resulullah'ı öldürmek ve içinden bunu geçiriyor. Böyle Efendimiz'e hissettirmeden Efendimiz'e doğru yaklaşmanın mücadelesini verirken Allah o bilgiyi vermiştir peygamberine. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sen Fadale misin diye soruyor hemen Fadale i̇bn Umeyr'e. Fadale şaşırıp kalıyor. Evet ya Resulallah diyor. Ne geçiriyordun içinden hemen iyice böyle bir dehşet hali, hali oluşuyor Fadale'de. Hiçbir şey geçirmiyordum ya Resulallah Allah'ın zikriyle meşgul oluyordum diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gülüyor ve ona içinden geçirdiği şeyin ne olduğunu söylemiyor. Allah Resulü'nün derdi o insanı kazanmaktır. Gel diyor Fadale yanı başına oturturuyor Fadale'yi. Allah'tan af ve dile diyor. Sonra elini Fadale'nin kalbinin üzerine koyuyor ve orada dualar ediyor. Fadale o anda şehadet getirerek Müslümanlığını ikrar ediyor. Sonra kendisinin başından geçen bu hadiseyi anlatınca Allah Resulü elini benim kalbimin üzerine koyunca benim kalbimin imanla dolduğunu zannettim. Öyle bir hale geldim ki bir anda öldürmek için çıktığım o yolda dirildim bambaşka bir hale geldim diyerek kendindeki o değişimi ortaya koymuş oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethinde buna benzer nice nice hadiseler yaşamıştır. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz halen orada insanlar onun etrafında o arada Ebu Sufyan'a Efendimizin gözü ilişiyor. O da orada oturmuş bir vaziyette önünde arkasında Mekke'nin bazı ileri gelenleri var. Ebu Sufyan kendi içinden bir şey geçiriyor. Diyor ki acaba Muhammed için tekrardan adamlar toplasam Muhammed için çarpışsam, Muhammed'e karşı çarpışsam acaba bu sefer ona ona galip gelebilir miyim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu bilgiden de haberdar oluyor. Allah ona özel haber alma kaynakları açmıştır biliyorsunuz. Ebu Sufyan farkına varmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Sufyan'ın arkasına geçiyor ve bir anda Ebu Sufyan'a diyor ki dene istersen dene Göreceksin o zaman Allah seni nasıl hor ve hakir kılacak. Ebu Sufyan sarsılıyor. Allah Resulüne dönüp arkasında onu gördüğünde ya Resulallah diyor. Vallahi bazı şüpheler gelip gidiyor aklımda ama şu anda sen içimden geçen bir şeyi de böyle söyledin ya. Artık bundan sonra o şüphelerin tamamını zihnimden aklımdan silip atıyorum. Allah'a da kendimi arz ediyorum ve Rabbimden mağfiret diliyorum beni affetmesi için. Sen de bana dua et diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dua istiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sonra gidin bana Osman bin Talha'yı çağırın. Kabe'nin anahtarını alsın gelsin diyerek birilerini Osman bin Talha'ya gönderiyor. Osman bin Talha aslında anahtarı verecek ama annesi o günler inat etmiş avuçlarının içerisinde gizlemiş hiçbir şekilde anahtarı vermeyeceğine dair de yeminler ediyor. Osman bin Talha ne kadar ısrar ediyorsa annesini ikna edemiyor. En son artık bir şekliyle annesini ikna ederek alıyor, getiriyor anahtarları Osman bin Talha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in avuçlarına bırakıyor tam bırakacağı sırasını, sırada diyor ki ya Resulallah babam anam sana feda olsun bunu benden bir emanet olarak kabul buyur ben Allah'ın bir emaneti olarak sana veriyorum o anlarda onlarcası onlarcası kimler yok ki onların içerisinde yani Kabe'nin anahtarını almak herkes için büyük bir şeref onlarcası acaba Resulullah bana verir mi bu anahtarı diye umutla Allah Resulüne bakıyorlar. O anda Hazreti Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası zaten onlar biliyorsunuz hacılara su dağıtma işi olan sikaye görevini yapıyorlar. Bu anahtarlığa da hicab deniyor. Diyor ki Hazreti Abbas ya Resulallah ne olur hicabe ile sikayeyi birleştir. Yani iki görevi birleştir ikisini de bize ver. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o anda bir şey söylemiyor. Bakın ileride göreceğiz bunun ne olacağını. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz anahtarı alıyor. Onlarca sahabi Efendimiz etrafında binlercesinin bakışı Resulullah'ın yüzün üzerinde. Elinde asa ile Kabe'ye doğru yaklaşıyor ve orada bulunan putları devirmeye başlıyor. Hak geldi batıl zail oldu muhakkak ki batıl yok olmaya zail olmaya mahkumdur ayetini okuyarak. Sonra anahtarla Kabe'nin kapısını açıyor içeriye giriyor içeride de yine asasıyla o putları deviriyor. Resulullah deviriyor onunla beraber olanlar o putları dışarıya çıkarıyor. Resulullah deviriyor onlar dışarıya çıkarıyorlar böyle putlardan bir küçücük tepe oluşuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o anına kadar biliyorsunuz 360 tane puttan bahsediliyor. O putlar bir şekilde o gün kırılıyor toz toprak farklı bir noktaya doğru geliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de o anda öyle vakti gelince o putlar o şekilde duruyor halen orada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilal Habeşi'ye çık Bilal diyor. Çık ve ezan-ı Muhammedi Kabe'nin damında oku. Bilal çıkıyor o simsiyah bedeniyle. O Kabe'nin değil damına çıkmak kenarlarına bile yanaşamazdı Mekke'de o cahiliye döneminde. Nice nice işkencelere baskılara maruz kalan o Bilal Şimdi aslında imanın insanı nasıl yücelteceğine dair bir büyük işaretle Kabe'nin damında Ezan-ı Muhammedi'yi seslendiriyor. Ezan-ı Muhammedi'nin Mekke'nin sokaklarında duyurulmasıyla beraber müminlerde inanılmaz bir hava oluşuyor. Ama münkirlerde ama halen imanın yüreklerine sirayet etmemiş olan zümrelerde farklı bir hal oluşuyor. Bir sürü böyle Mekke müşriğinin halen o anda iman yüreklerine tam oturmamış olan insanın bilal Habeşi'ye karşı rahatsızlıklarını ortaya koyan cümlelerini okuyoruz kaynaklarımızda. Mesela Ebu Cehil'in kızı Cüveyriye sonra iyi bir Müslüman olacak. Ne diyor biliyor musunuz Bilal? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. O cümleleri söylediği anda hayatıma yemin ederim ki diyor. Senin adın şanın yükseldi Resulullah'a söylüyor. Namazı da kılarız ama vallahi sevdiklerimizi öldürenleri hiçbir zaman sevmeyeceğiz. Babasını kastederek söylüyor. Muhammed'e gelen peygamberlik aslında babama gelmişti fakat babam reddetti. Kavmine aykırı davranmamak Davranmak istemediği için reddetti. Böyle söylüyor. O anda da rahatsızlığını ortaya koyuyor. Ama Efendimiz tabi onların da nicelerini şifaya kavuşturduğu gibi kavuşturacak. Halit bin Esid, Attab bin Esid'in kardeşi. Kim bu seslenen diyor Bilal'in sesini duyunca. Diyorlar ki Bilal'dir ne yapıyor işte diyorlar ki ezan okunuyor. Onu oraya kim çıkardı falan diye epey uzunca sorular soruyor. Sonra diyor ki şükürler olsun ki. Babam esit öldü de bugünleri görmedi. Babası esit bir gün önce ölmüş. Ama o gün şükürler olsun ki babam esit öldü de görmedi dediği Halit sonra Attab iman ettikten sonra yanıp tutuşacaklar. Ah keşke babamızla mümin olarak gitseydi İman insanı nasıl değiştirir? Nasıl dönüştürür? Ona ait bunları görüyoruz. Başkaları da bir şeyler söyledi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bütün bu söylenenler yine haber verildi. Cibril-i Emin tarafından. Allah Resulü onların yanına gitti. Ben sizin söylediklerinizi biliyorum dedi. Ey filan sen şunu söyledin. Ey falan sen şunu söyledin. Başladı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların söylediklerinin hepsini birer birer söylemeye. O anda Ebu Sufyan da orada. Allah Resulü şöyle bir Ebu Sufyan'a baktı. Ebu Sufyan dedi ki vallahi ya Resulallah ben bir şey söylemedim. Allah Resulü de biliyor onun bir şey söylemediğini. Efendimiz gülümsedi. Sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam o anda o sözleri söyleyince Haris bin Hişam, Attab İbni Esir diğerleri biz şehadet ederiz ki sen Allah'ın peygamberisin. Çünkü bu konuşmalardan hiç kimsenin haberi yoktu. Eğer bu haberi sana birileri ulaştırdıysa o birileri Allah'tan başka kimse değildir. Biz şehadet ediyoruz ki sen Allah'ın peygamberisin diyerek iman ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine öğle namazını kıldırdı. Sonra Kabe'nin çevresindeki bütün putların yakılmasını orada hepsi bir tepecik oluşturulmuş ya yakılmasını emretti, kırılmasını emretti. Bunlar yapılırken de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üstü başı toz toprak oldu. O günkü şartları da düşünün bir de putlar kırılırken çıkan tozları. Efendimiz aleyhissalatü vesselam biraz temizlik yapmak için üstünü başını temizleme adına amcasının kızı olan Ümmü Hani validemizin evine gitti. Bu anamız acayip bir kadın Allah kendisinden ebeden razı olsun. Miraca da biliyorsunuz Efendimiz onun evinden çıkmıştır. Şimdi fetih namazı da o evde kılınmak nasip olacaktır ona. Allah Resulü amcasının kızının evine gidince kızı Fatma da yanında. Efendimiz orada bir yıkanıyor üstünü başını değiştiriyor. Sonra orada fetih namazı kılıyor. Nasıl kılıyor fetih namazını bu sonra bir sünnet olacak. Tekbirle 8 rekatlık bir namaz ama arada selam yok. Yani bir selamla 8 rekat arka arkaya kılınıyor. Ve cehri değil yani kıraat açıktan değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekbiri alıyor ve 8 rekat fetih namazını orada kılıyor. Sahabe fetih namazının böyle olduğunu öğrendikten sonra nereyi fethetseler o fetin kumandanı Fatih 8 rekatlık o namazı fetihin bir şükrünü eda etme adına eda ediyor kılıyor. Mesela Sad bin Ebi Vakkas yıllar sonra Sasani İmparatorluğu'nun baş şehri olan Medain'i fethettiğinde sarayın içerisinde o 8 rekatlık namazı kılacaktır. Ve daha niceleri hem sahabe hem de ondan sonraki süreçte gelenler o fetih namazlarını kılmışlardır. Allah bizlere de nice nice fetih namazlarını kılmayı nasip eylesin. Gerçekten o fetih namazının tadı bambaşka biz nicedir İslam ümmeti olarak o fetihlerden ve o fetih namazından mahrumuz. İnşallah bu ves Ramazan vesilesiyle duamız o olsun ki o fetih namazlarına bir an önce kavuşmuş olalım. Şimdi benim güzel kardeşlerim bu Mekke'nin fethine giden süreci bir daha bir zihnimizde hatırlamamız lazım ki oradan kendi dünyamıza bir şey çıkarmış olalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz nübüvete Hira'da başladı ilk ayetlerle ve Efendimiz önce gönlünü fethetti. Yürek fethiyle başladı bütün iş. Sonra döndü aşağıya evine Hatice'si kızları evinde olan şeyler hanesini fethetti. Sonra kum emriyle dışarıya çıktı. Sosyal çevresini fethetti. Ebu Bekir'le, Ali'yle, Zeyd bin işte Harise'yle ya da işte Zübeyir bin Avvam'la ve di di diğerleriyle. Sonra 13 sene Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mücadele verdi. Mekke'de istedi ki oralarda fetih ile tanışsın yani İslam'la imanla tanışılmış olsun olmadı. Sonra Yesrib devreye girdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yesrib'e geldi. Yesrib Kur'anla fethedildi. Medine oldu. 8 senede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de mücadele verdi. Sonra Mekke'nin fethi oldu. Şimdi biz fetihler mesela hedefliyoruz. İşte diyoruz ki Kudüs'ü yeniden fethedeceğiz. Yeniden İslam coğrafyalarının şurasını burasını fethedeceğiz. Ama o hedefe bakıyoruz o hedefi koyuyoruz. Aşağıdan olması gereken hedefleri ya da daha doğrusu yapılması gerekenleri gözden kaçırıyoruz. Yapılması gerekenler yapılmadıktan sonra sadece fetihlerin dedikodusu olur. Eğer yürekler fethedilmezse, haneler fethedilmezse, etrafımız, sosyal çevrelerimiz fethedilmezse, bulunduğumuz şehirler fethedilmezse, coğrafyaların hele hele şehirlerin en güzellerinden biri olan Kudüs'ün fethini konuşmak inanın sadece işin dedikodusunu yapmaktır. Öyleyse eğer bakın biz 19 Ramazan'dayız ya ellerimizi bunun için açalım Rabbimize. Artık şu sözlerimizin altını doldurabilecek eylemlere vardırmaktır işin özü. Onu yapabilmek için ellerimizi açalım ve böyle diyerek diyelim ki ya Rabbi ne olur ne olur Öncelikle iç dünyamızı fethedebilecek iradeler bizlere nasip eyle. Eğer iradelerimizin hakkını vermezsek yani yüreklerimiz işgal altındaysa yüreklerimiz bir sürü beşeri ideolojinin bir sürü bir sürü izmin bir sürü işte şunun bunun işgali altındaysa biz yüreklerimizde bir fetih gerçekleştiremezsek bedenlerimizde bir fetih gerçekleştiremezsek şahsiyetlerimizi İslam şahsiyeti üzerine kuramazsak sadece fetih dedikodusunu yapacağız ya Rabbi ne olur bizlere yardım eyle iç dünyamızdaki fetihleri gerçekleştirebilelim. İlk fatih olma şerefine kendi bedenimizle hak etmiş olalım. Kendi bedenlerimizi her türlü işgalden kurtular, kurtararak bedenimizin fatihi olalım ya Rab. Bunu bizlere nasip eyle. Bunu yaptıktan sonra Allah'ım sonra hanelerimizi her türlü işgalden kurtulabilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım dedikodudan, yalandan, iftiradan, boş sözlerden, işte saatleri, saatlere bağlayacak televizyondandan, televizyonlardan, kötü kötü işte dizilerden, şunlardan, bunlardan saatlerce sosyal medyada boş işlerle uğraşacak hallerden, evdeki kavgalardan, lüzumsuz dünyevi işlerden bizi kurtar Allah'ım. Evlerimiz İslam'ın evi olsun. Evlerimiz Darul İslam olsun. Evlerimiz fethedilmiş topraklar olsun ki o haneler Darul İslam'ın mutluluğunun ne anlama geldiğini öncelikle bize yaşatmış olsun. Allah'ım evlerimizdeki bu fethi gerçekleştirdikten sonra sonra sosyal çevrelerimizi, etrafımızı, arkadaşlarımızı, komşularımızı, işte yakın dostlarımızı, yoldaşlarımızı feth edebilecek, onlara da fethi mutluluğunu ulaştırabilecek bir kaliteye bizleri vardır Allah'ım. Sonra da o özlemini çektiğimiz coğrafyaların fethini bizlere nasip eyle Allah'ım. O coğrafyaları da bizlere fetih namazları kılmayı nasip eyle Allah'ım o fethin ruhunu, fethin anlamını, fethin şuurunu bir an olsun yüreklerimizden düşürme Allah'ım. Her daim bu noktada gayret eden, hedefi böyle olan, hedefine uygun bir biçimde de himmet üzere olan bahtiyar kullarından bize eyle Allah'ım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahir <laughs> davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.